babam ve iki amcamın kurmuş olduğu bu şirkete aslında biz o zamanlar Mısır Çarşısı'nın arkasında bir mağazadan geliyoruz bugünkü duruma. Yani temizlikle başladık. O günkü şartlarda İstanbul'da gidebildiğimiz yerlerde tahsilat, sonra satış yapmaya başladık. Daha sonra aile dışında da ilk yaptığım iş diye sorarsanız da işte o garsonluk, bulaşıkçılık veya servisçilik, hangisini söyleyebilirseniz yani dışarıya servis. Dükkanımızı temizlemekten yönetim kurulu başkanlığına kadar olan sürecin birçok kademesinde bulundum. Bence keyifle yaptığınız işler sizi daima bir başarıya götürüyor. Zaman zaman düşseniz de hep ben şu yeni girişimcilere şunu söylüyorum. Geriye doğru düşmeyin. Geriye doğru düşünce kalkmak çok zor. Toparlamak zor. Düşün ama hep öne doğru düşün ki bir an önce kalkın. Hayatımı değiştiren gün 11 Temmuz 1988. Yani benim için o tarih değişmiyor. Çünkü o gün ben babamı kaybettiğimde yurt dışındaydım. Üniversite sonrası işte önce lisan, arkadan da master yapmak için Amerika'ya gitmiştim Boston'da. Bu haber geldi. Aşağı yukarı 6 saatte bulunduğum şehri terk ettim. Türkiye'ye cenazeye geldim. Geri dönmeyi düşünüyordum. Ama hayat bizi bambaşka bir yere açıkçası savurdu. Benim için o gün milattan önce ile milattan sonra gibidir. Çünkü ondan önceki hayatımı tanzim ettiğimde aldığım sorumluluklar, belki hırslarım, belki duygularım, belki peşinde koştuğum şeylerle 11 Temmuz 88'den sonra peşinden koştuğum şeyler bambaşka olduğu için bence o tarih benim için önemli. Hayatta sahip olduğunuz değerlerin kıymetini bilmek bence önemli. Yoksa sonu yok. Yani eğer bunu maddiyata bağlarsanız hakikaten bugün limitsiz bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef baktığınız zaman hakikaten bir gelirde dağılımda bir adaletsizlik var. Zaman zaman çok az insanlar, çok fazla insanlarla aynı gelir yakalıyor. Ama bir geride bakıyorsunuz milyarlarca insan aç kalıyor. O yüzden bence hayatta yeter demek önemli sizi mutlu etmesi için. Şans kelimesi benim için ilginç bir kelime. Şans hayatta var mı? Evet var. Ama şansı kovalamak gerçekten önemli. Peşinden koşarsan o sana geliyor. Bir yanlış geliyor, iki yanlış geliyor, üç de muhakkak bir doğru geliyor diyorum. Spordan basit anlaşılsın diye bir örnek versek, doğru yerde duran adama top çarpar, içeri girer. Derler ki ya şanslı ama o adam doğru yerdedir, kimse ona dikkat etmez. O yüzden şans önemli ama senin de o şansı yaratman lazım. Şans var, peşinde koşmak lazım şansın. Tutku arzu ettiğiniz, sizi mutlu eden koştuğunuz ama size bir ivme gerekiyor. Yani o tutkunun peşinde sizi koşturacak bir enerji lazım. Sanki otomobildeki benzin gibi. İşte o hırs olmalı ama hırs da sizi aşırı koşturup bu sefer de yormamalı. Sağlığından olduğun zaman, insanları kırdığın zaman, başardın ama yanında insan yok. Tek başınasın, sipsiyah. Yani hayatınızda kaygılarınız var. Dolayısıyla o kaygıları da yenmeniz gerekiyor. Çünkü bir şeyi başarıyorsunuz veyahut da bir şeyi iyi yapıyorsunuz. Onun hep öyle kalmasını istiyorsunuz ama öyle kalmıyor. Dolayısıyla o kaygı, kaybetme kaygısı var. Tabii onun için de daha iyi yesine doğru gitmek gerektiğini düşünüyorum. Keşke dediğim şu, çok fazla keşke kendimi üzmeseydim diyebilirim. Görmek istediğim dünyada şöyle bir şey var. İnsanlara biraz daha arzu ettikleri, keyif aldıkları işler yapmaları için bazı ürünler yapıp onları rahatlatmak mümkün olabilir. Zaten şu andaki teknoloji bu şekilde devam ederse bu robotların sistemleri ve yazılımları insan beyninin önüne geçecek durumda. Ben üniversitelere çok gidiyorum konuşma yapmaya. Onlara söylediğim bir şey var. Bir ara diyorum ki hepsine, şöyle bir durun, geriye doğru yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Hayatınızın son karesinde kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?